aziz yurttaşlarım. Bir defa daha belirtiyorum ki silahlı kuvvetler aziz Türk milletinin hakkı olan refah ve mutluluğu, vatan ve milletin bütünlüğü ve gittikçe etkisi azaltılmaya çalışılan Atatürk ilkelerine yeniden güç ve işlevlilik kazandırmak, kendi kendini kontrol edemeyen demokrasiyi sağlam temeller üzerine oturtmak, kaybolan devlet otoritesini yeniden tesis etmek için yönetime el koymak zorunda kalmıştır. 12 Eylül 1980, dönemin Genelkurmay Başkanı Kenan Evren, askerin yönetime el koyduğunu TRT'de bu sözlerle açıklamıştı. O gün Türkiye'nin tarihi değişti. 12 Eylül yapılan son askeri darbeydi belki ama yaşananların acısı ve etkileri çok uzun yıllar sürdü. Darbenin baş aktörü Kenan Evren'in arkasından konuşulacak çok şey var. Bizse bugün o yıllara BBC Türkçe Radyosu'nun arşivinden bakacağız. 1981 yılından bir röportajla başlıyoruz. Biz şimdi yıkılmış bir binanın enkazını temizlemekle meşgulüz. 30 Ağustos'la 29 Ekim arasındaki bir tarihte kurucu meclisin kurulacağını ve bu kurucu meclis tarafından Türkiye'yi bu hale getiren bozukluklar anayasada mevcut. İşte bir daha Türkiye'nin bu gibi durumlara düşmemesi için anayasada gerekli değişiklikler yapılarak yeni bir anayasanın hazırlanması görevi bu kurucu meclise verilecek. Kurucu meclis bu anayasayı hazırladıktan sonra kamuoyuna sunulacak, referandum yapılacak. Referandum neticesinde eğer halk tarafından tasvip edilirse bu anayasa, buna paralel olarak seçim kanunu, partiler kanunu gibi ana kanunlar yeniden düzenlenecek. Ve bu yapılan seçim kanunu ve partiler kanununa uygun olarak da yeni bir seçim yapılarak normal parlamenter demokratik sisteme geçilecek. Efendim Türkiye'yi 12 Eylül öncesine getiren başta sorumlular herhalde bu partilerin liderleriydi. Eğer bu parti liderleri partilerine sahip olup da birbirleriyle iyi bir diyalog kurup bunlara bir çare bulsalar da Türkiye 12 Eylül'e gelmezdi. O halde Türkiye'yi 12 Eylül noktasına getirenleri bundan sonra yapılacak bir seçimde tekrar buyurun bunları teslim alın, Türkiye'yi aynı noktaya bir daha getirin demek Türkiye halkının isteklerine aykırı düşer. Silahlı kuvvetler her zaman Türkiye'nin demokratik parlamenter sisteme geçirilmesi için ön ayak olmuştur. Köstek değil, daima ön ayak olmuştur. 27 Mayıs yapılmışsa, 12 Mart yapılmışsa, 12 Eylül harekatı yapılmışsa bu demokrasiden ayrılmalara başlanmasından veya demokrasinin işletilmemesinden mütevellit hareketler olmuştur. Yoksa demokrasiyi geri götürmek için değil. Onun için kurucu mecliste seçilecek kişiler için normal bir seçim belki yapılmayacak ama kurucu meclisten sonra düzenlenecek bir anayasaya göre yapılacak seçimlerde silahlı kuvvetlerin hiçbir rolü olmayacaktır. Silahlı kuvvetler kışlasına çekilmiş olarak görevi başında bulunacaklar ve seçimlere bir baskısı mevzubahis olmayacaktır. Kenan Evren 1982 yılında yapılan anayasa referandumuyla otomatik olarak Cumhurbaşkanı seçildi. Arşivden bulabildiğimiz bir diğer kayıt da Cumhurbaşkanlığının sonlarına doğru 1988 yılında İngiltere'ye yaptığı resmi ziyaretten. Türkiye Cumhurbaşkanı Kenan Evren'i Victoria tren istasyonunda karşılayan İngiltere Kraliçesi, konuğunu ve beraberindekileri, resmi törenlerin yapıldığı, düğünlerin yapıldığı ünlü Westminster Katedrali ve ardından bakanlıklardan geçirerek Buckingham Sarayı'na getiriyor. Biz şu anda Buckingham Sarayı'na uzanan yolun sonunu oluşturan tarihi Mall Caddesi'ndeyiz. Yaklaşık 5 at ve 5 sıradan oluşan has alayının arkasında kraliçe şu anda önümüzden geçiyor. İçinde Evren'le birlikte Evren gülümseyerek el sallıyor.
Saltanat arabasını Ebre'nin kızı ve Edinburgh dükünün bulunduğu bir başka araba izledi. Şu anda kent dükü ve düşesiyle Dışişleri Bakanı Yılmaz'ı geçiren araba ilerliyor onun arkasında. Türkiye Büyükelçiliği, Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın ve İngiltere'nin yetkililerini taşıyan arabalar ve gene muhafız alayının bu kez kara giysiler ve kırmızı püskülü siperler içindeki aklı birliği izliyor. Excellencies, my lords, aldermen, sheriffs, ladies and gentlemen, pray silence for His Excellency, the President of the Republic of Turkey. My lord, your royal highness, your excellencies, my lords, ladies and gentlemen. Sözlerime Londra şehrindeki tarihi Guildhall binasında bu akşam göstermiş bulunduğunuz bu müstesna misafirperverliğe teşekkür ederek başlamak istiyorum. Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler bölgelerine ve tarihe damgalarını vurmuş bulunan iki güçlü hükümdar olan Kraliçe 1. Elizabeth ve Kanuni Sultan Süleyman dönemine kadar uzanmaktadır. 16. yüzyıldan bu yana ilişkilerimiz düzenli olarak gelişmiş bulunmaktadır. Doğal olarak karşı karşıya geldiğimiz zamanlar da olmuştur. Ancak neticede Türkiye ve İngiltere dost olarak birbirlerinin değerlerini daha iyi tanıyarak takdir etmişlerdir. Bugün aynı idealleri ve değer yargılarını paylaşan ülkelerimiz, dünya barışını ve güvenliğini korumak, parlamenter demokrasiyi ve insan haklarını yüceltmek için yeniden güç birliği yapmışlardır. Geçen 10 yılı aşkın süre içerisinde Türkiye güç bir dönemden geçmiştir. Ancak bu bunalımlı devreyi atlatarak siyasi istikrarı yeniden tesis etmeyi ve parlamenter demokrasiye işlerlik kazandırmayı başarmış bulunuyoruz. Türk milleti parlamenter demokrasiyi ihtiyaçlarına ve özlemlerine cevap veren yegane siyasi sistem olarak benimsemiştir. Avrupa topluluklarının ortak üyesi olan Türkiye, yeni bir Avrupa'nın yaratılmasında kendine düşen rolü yerine getirmeyi arzulamaktadır. Kuruluşundan bu yana Türkiye Cumhuriyeti, Batı Avrupa demokrasilerini kendine örnek alarak bir modernleşme hareketine girişmiştir. Bugüne değin, parlamenter demokrasi ve kanun hakimiyetine dayalı ve layık bir toplum yaratmayı başarmış bulunuyoruz. Türkiye, Avrupa ile aynı hedeflere bağlı bulunmakta ve aynı kaderi paylaşmaktadır. Bu itibarla Avrupa'nın bütünleşmesine yönelik bir hareketin dışında kalamaz. Sözlerime son verirken, gelecekteki işbirliğimizin her iki millet bakımından daha da yararlı olması için gayretlerimizi istinad ettirebileceğimiz sağlam bir temelin mevcut bulunduğunu ifade etmek istiyorum. Aynı idealleri paylaşan ve benzer politikaları takip eden Türkiye ve İngiltere arasındaki işbirliğinin her alanda ortak çıkarlarımıza hizmet etmek üzere daha da geliştirilmesi için büyük imkanlar mevcuttur. Bayanlar ve baylar, ladies and gentlemen, bu düşünce ve duygularla kadehimi Sayın Belediye Başkanı, Belediye Meclisi üyeleri ve Türkiye ile İngiltere arasındaki dostluk bağları şerefine kaldırıyorum. Evren'in Cumhurbaşkanlığı süresi bu ziyaretten bir yıl sonra 1989 yılında sona erdi. Kenan Evren emekli olarak
gözlerden uzak bir yaşam sürdü. Ancak askeri darbeye karşı hak arayışı peşini bırakmadı. 12 Eylül darbesini yapan komutanlar darbeden ancak 30 yıl sonra yargılanabildi. Mahkeme 2014'te Evren hakkında müebbet hapis cezası verdi. Ancak Kenan Evren Yargıtay cezayı onamadan 98 yaşında hayatını kaybetti. Arşiv odasında bu hafta siyaseti askerin yönettiği yıllardaydık. Haftaya yeniden görüşmek üzere.